Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Istiqlol kundalik xabarlar programmamizni ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdulloh Yalqin. Programmamizda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyo kun tartibida bo'lib o'tgan eng muhim xabarlarni huzuringizga sunish qilishimiz. Qanamiz diqqatlar ekranimiz bo'lsin. G'uljida 102 nafar partiya a'zosi o'zini ma'lum qildi. 23 mart Sina xabar to'ri bergan xabarda bildirilishicha Xitoyning yuqori bosimliq siyosatlardan qo'rqib ketgan Millatlar ishlari komitetidagi 102 nafar partiya a'zosi o'zini ma'lum qilgan. Xabarda Xitoy tajovuzchilarining yuqori bosimliq siyosati va o'zini ma'lum qilishga safarbar qilishi bilan Eli Qozoq avtonom oblasti Millatlar ishlari komitetidan 102 partiya a'zosining o'zini ma'lum qilganligini, o'tgan yili oblast bo'yicha 6897 kishiga dilo turg'izganligini 5585 partiya yochiki xizmatchilariga jinoyat bekitganligini 119 partiya a'zosini adliya o'rinlariga topshirib berganligini oshkorlagan. Xitoy tajovuzchilari yaqinqi 3 yildan beri Sharq Turkistondagi omma ichida emas, asosiy qatlamda Xitoyga moslashib xizmat qilayotgan Uyg'ur kadrlarini mo o'zini ma'lum qilish, o'zaro pash qilish harakatiga tashkillagan. Partiya a'zolari ichida o'zaro pash qilish kuchayib Xizmatchilar orasida bir-biriga ishonmaydigan vaziyat qattiq og'irlashib, o'zini ma'lum qilganlarning soni oshgan. Amerika Xitoyning ikki shirkatiga embargo yurgizish haqida qaror ma'qulladi. Xabariyatda to'g'rining xabarida bildirilishicha, Shimoliy Koreyaga yurgizgan embargolarga buzg'unchilik qilganligi sababli Amerika Xitoyning ikki shirkatiga embargo yurgizishni qaror qilgan. Xabarda Amerika Moliya ministrligi bayonot e'lon qilib, hiyla-nayrang ishlatib, ham xalqaroning ham Amerikaning Shimoliy Koreyaga yurgizayotgan embargolariga buzg'unchilik qilgan Xitoyning Dalian Haibo xalqaro mol transport shirkati bilan Shimoliy Koreya kan va tömir mahsulotlari shirkatini mol va mulozamat bilan ta'minlagan Leoning Denshin xalqaro mol transport shirkatini embargo tizimligiga kirgizganligi bildirildi. Amerika Maliya Ministri Steven Mnuchin bayonoti yana Maliya Ministerligining Xitoy shirkatiga embargo yurgizishni davomlashtirganligini, Shimoliy Koreya bilan bo'lgan qonunsiz savdoni pardozlash uchun hiyla-nayrang ishlatgan Xitoy transport shirkatlarining o'zlarini cho'ng xavfga ittirganligini bildirdi. Egilnicha embargo tizimligiga kirgizilgan o'rin va shaxslarning Amerikadagi mol-mulki to'ngilatilib, Amerika bilan savdo aloqa qilishi man'i qilindigan. Italiyada Xi Jinpingga qarshi namoyish o'tkazildi. Xitoy raisi Xi Jinping 22 mart Italiya prezidenti Sergio Mattarella bilan iqtisodiy hamkorlik to'g'risida suhbat o'tkazdi. Xabarda Xitoy raisi Xi Jinpingning bu qatimliq Italiya ziyoratida bir balvoq bir yo'l qurilishida Italiya bilan hamkorlik o'rnatishni maqsad qilganligi. Xitoyning bu savdo planiga Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlardan Polsha va Gretsiyadan boshqa hech qaysi davlat imzo qo'ymaganligi bildirildi. Xi Jinping Italiya ziyoratida Uyg'urlar, Tibetlar, yerlik xalq va kishilik huquq tashkilotlarining qarshiligiga uchragan bo'lib, Germaniyaning Myunxen shahridan kelgan bir bo'lik Uyg'urlar, Tibetlar bilan birlashib Xi Jinpingga qarshi namoyish qildi va Xitoyning Sharq Turkistonda ta'sis qilgan jazo lagerlariga kishilik huquq dafsandichiligiga qarshi shuarlar to'ldi. Ikki jamoani qong'i bo'yigan terrorchi qolgan umrini turmida o'tkazdi. Yangi Zelandiya tashqi ishlar ministri Winston Petris Yangi Zelandiyada ikki jamoani qong'i bo'yigan va 50 kishini qatl qilgan terrorchining qolgan umrini turmida o'tkazganligini aytdi. Turkiya Avaz radiosi xabarda bildirilishicha Winston Petris Islom hamkorlik tashkilotining Yangi Zelandiyada yuz bergan terrorlik hujumi to'g'rilik Istanbulda chaqirilgan favqulodda yig'ini uchun Turkiyaga keldi. Turkiya tashqi ishlar ministri qo'shimcha Islom hamkorlik tashkiloti ijroiya hay'atining boshlig'i Mavlud Chavusho'g'li, Islom hamkorlik tashkiloti bosh kotibi Yusuf bin Ahmad al-Usaymin va Yangi Zelandiya muavin bosh ministri qo'shimcha diplomatiya ministri Winston Petris bilan birlikda qo'shma axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazdi. Yangi Zelandiya tashqi ishlar ministri Winston Petris bu yerda qilgan so'zida Yangi Zelandiyaning e'tiqod erkinligiga ahamiyat beradigan bir davlat ekanligini Yangi Zelandiyadagi musulmonlarning o'zlarini xotirjamlik ichida his qilishlari uchun tegishli tadbirlarni olganliklarini eskartish bilan bir vaqtda musulmonlarga qilingan terrorlik hujumini hammaga qilingan hujum deb qaraydiganliklarini
Jumladan ikki jamiyatni qanga bo'ygan terrorlik hujumini qattiq la'natlaydiganliklarini ta'kidlab mundoq dedi. Ikki jamiyatni qanga bo'ygan va 50 kishini qatl qilgan terrorchi Berinton Tarrant qolgan umrini turmada o'tkazdi. Prezident Macron Uyg'ur masalasida Xi Jinpingga besim ishiltishga chaqirildi. Xalqaro kechirim tashkilotining direktori Kenneth Roth Fransiya prezidenti Emmanuel Macronga maktub yozib, Macronni Fransiyada ziyoratda bo'lgan Xitoy raisi Xi Jinpingga Sharq Turkistonda tekshirish olib berishga yo'l qo'yish, tutqunlarni qo'yib berish qatorliq masalalarda besim ishiltishga chaqirdi. Maktubda prezident Macronning Xitoyning kishilik huquq dafsandichiligini yoshirmasligi haqida bergan va'dasiga amal qilishi talab qilindi. Xalqaro kechirim tashkilotining bildirishicha Xi Jinping 24 martdan 26 martgacha Fransiyada ziyoratda bo'ladi. U 22 mart kuni Italiyaga yetib kelgan bo'lib, mazkur maktub 22 mart kuni Xalqaro kechirim tashkilotining to'rida e'lon qilindi. Kenneth Roth maktubda Xitoy raisi Xi Jinpingning Fransiya ziyorati Prezident Macronning atalmış Şinjangda jazolashqa uchrayotgan Türk musulmonlarining ahvoli haqida ishonchlik xalqaro tekshirish olib berishini talab qilishi uchun muhim fursat degan. Kenni Surotning ilgari surishicha Macron Xitoyda necha o'n yillardan beri ko'rilib boqmagan kishilik huquq dafsandichiligi to'g'risida Xi Jinpingga riqobat e'lon qilib, erkinlik, adolat masalalarida o'zi tashabbus qilib kelgan o'rtoq qimmat qarashlarini namoyon qilishi kerak ekan. Maktubda Macronning Xi Jinping bilan ko'rishganda Birlashgan Millatlar Tashkilotining Sharq Turkistonda tekshirish olib berishiga yo'l qo'yish, Gui Minghai, Huang Qi, Ilham To'xti, Tashi Wangchuk, Gulmira Imin qatorliq tutqunlarni qo'yib berish qatorliq talablarda bo'lishi ta'kidlangan. Xitoy rejimi oliy maktab bitirgan Xitoy o'quvchilarini Sharq Turkistonga berishga chaqirdi. Erkin Asiya radiosining xabarida bildirilishicha, yaqinda Xitoyning ministr darajalik 9 organi birlashma hujjat tushirib, bu yil oliy maktab bitiradigan Xitoy o'quvchilarini Tibet va Sharq Turkistonga berib xizmat qilishga chaqirgan. Hujjatda qayd qilinishicha, vatanimizning janubidagi Qashqar, Xotan, Oqsu, Qizilsu qatorliq 3 viloyat bir oblastga berib xizmat qilishni tanlagan Xitoy o'quvchilarga har yili 40 ming yuan turmush yordam puli berildi ekan. Lekin Xitoyning sharqiy, o'tir va g'arbidagi o'lkalarga tushgan o'quvchilar ahvolga qarab 12 ming yuandan 30 ming yuangacha turmush yordam puli oladi ekan. Mazkur hujjat bu hafta Xitoy yoshlar gazetasida e'lon qilingan. Xitoy rejimining plani bu yil oliy maktab bitirgan 270 ming o'quvchini tuvanga tushirish ekan. Xitoy rejimi uchni qo'llash, biriga yor yo'lak bo'lish nomidagi bu harakatida o'tgan yili Xitoy bo'yicha 361 ming kishi tuvanga tushirilgan. Bularning xeyli zo'r qismi Sharq Turkistonga tushirilgan edi. Rayondagi xabar manbalarining ilgari surishicha Sharq Turkistonga tushgan Xitoy o'quvchilarining yana bir vazifasi yerlik kadrlarni nazorat qilish ekan. Doirlarning Xitoy fuqarolarini yuqori ta'minot bilan Sharq Turkistonning janubiy va Tibetga avatishi Uyg'urlarning nuqtiliq nazorat qilindigan millat ekanligini ko'rsatadigan. U bu tadbir Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz qatorliq millatlarning tilini iste'moldan qoldirish Ondan ularga qarata qamalni ishqa oshirib, ularni asminasiya qilishni maqsad qildi degan. Eg'ir siyosiy besim Sharq Turkistondagi Xitoy o'qituvchilarini mo bezar qilmoqda. Xitoy rejimi 2017-yilning boshlarida Uyg'urlarni keng ko'lamli tutqun qilib, lagerlarga qamash bilan bir vaqtda ichkiri o'lkalardan zo'r turkumda Xitoy o'qituvchilarini yotkab chiqib, Rayondagi maktablarda Uyg'ur ballarini o'zgartishga o'rinlashtirgan edi. Lekin kishilik huquq tashkilotlarining ilgari surishicha navbatdagi rayondagi eg'ir siyosiy besim, qattiq kontrollik va o'zgartish vazifasi Xitoy o'qituvchilarini mo bezar qilmoqda ekan. Bu ularda ruhiy tavrinish va qo'rquchdek binormal ruhiy kayfiyat paydo qilmoqda ekan. Italiyadagi Zimiston nomli kishilik huquq to'rining 22 mart xabar qilishicha, Xitoy o'qituvchilaridagi bu ahvolni tugamas siyosiy o'g'inishlar Qo'l telefoni tekshiruvchilar, ichki kirish, ikkita aloqa qilish, birda do'stlik o'rnatish degandek so'z erkinligini qattiq kontrol qilishlar keltirib chiqargan. Xabarda ularga besim xarakterlik siyosiy vazifalarning yuklanishi, ularni o'qituvchilikdan yiroqlashtirib, ideologiyalik agentga aylantirib qo'yganligi bildirilgan. Qashqarda o'qituvchilik qilayotgan Jangli ismli bir Xitoy o'qituvchi Zimiston to'riga bildirishcha, Ular har kuni atiganda shu kunlik xizmat planini maktab mudiriga doklad qilishi
ve her günü 2 saat siyasi ögünüşke katnışı gerekken. O her kıtımlık yığında ular kişilerinin İslam itikadığı kanda kılıp yol koymaslıkını, çokum kompartiyage işinişi gerektiğini sözleydi o degen. Onun ilgiri sürüşçe her kıtımlık yığın ahırlaşkanda o özünün vazifesinin istifa berişini talep kıldı degen. Ama bunun yol koyulmaydı degen. Canlı yana özünün partiya azası bulması mı, lakin partiya azaları dek her günü ögünüşki katnışıkı mecburlandıqallıqı, özünün ruhi besimde kalgallıqını bildirgen. Onun zimistan toruğa kayıtkılışça, eğer onun sınıfıdaki ballar her kandak bir dini ifadede bulsa, ya ki lagırlardaki ata anılarını aklısa, birinci bulup okutkıcı cevapkarlıkı tartıldıken. Yarkent nahisede turuşluk yana bir Xitay okutkıcı dairlerinin okutkıcılarına okuguçularının inini tazılaş, onlarının inindeki mukumsuzluk amellerini çıkırıp taşlaşın talep kıldıklarını bildirgen. Onun ilgili sürüşçe hükümet Uygur okuguçularının ideolojisini kontrol kılışını, onlarını okutuştun muhim dep karaydıken. Stockholm halkı Müslümanlarının bihaterliği üçün mescidini koruşap durdu. Aldınkı hafta Yeni Zelandiya'da bir teröristin iki mescidke hücum kılıp 50 kişini vahşilerce öldürgenden keyin Yeni Zelandiya hükümeti Müslümanlara hisdaşlığını bildirip her hıl usulda mescidlerinin bihaterliğini saklıgan idi. Tünügün Şivisiya halkı Şivisiya'nın paytaxtı Stockholm'nın halk meydanına caylaşkan çoğun mescidde cümə namazı okuş üçün gelgen Müslümanlarının hatırcam namaz okuşu üçün onlarının bihaterliğini qoğdap kol tutuşup mescidini koruşap durgan. Stockholm'da yaşaydıgan Şivitler, Yeni Zelandiya'da yüzbergen terörlük vakasının Şivisiya'da yüzberişinin aldığını elip, Müslümanlarının bihaterliği üçün mescidinin etrafını koruşap, Müslümanlar cümle namazını okup bolguça növeti turgan. Mezkur bihaterlik faaliyetiga Şivisiya Medeniyet Ministeri Amanda Lentmo katnaşkan bolup, o bu faaliyetki katnaşının sebebini bildirip mundaq degen. Bunçilik insanlarının Müslümanlarının bihaterliği üçün bu yerge kilişi meni intayin hoşal kıldı. Kişiler Yeni Zelandiya'daki terörlük hücumu irkçılık ve İslam düşmanlığı karıştırış için mescidinin aldığı yığılganlığını bildirgen. Muhim uxturuş. Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği Türkiye'de yaşayabatkan halkımızga alahide uxturuş elan kılındı. Uxturuşta munular tilga elindi. Hürmetlik muhacireti yaşayabatkan aziz Şarkı Türkistanlıklar. İçki İşler Ministeri ve Köçmenler İdarisi bilen elip berilgan körüşler neticesi de halkımızga kütüp duruşun tavsiye kılıp kelibatkan uzun müddetlik ikamet Allah'ın pezli bilen ahire hel buldu. Köçmenler İdarisi'nin bizgi berge malumatıga asasen tövendiki kişiler tövendiki materyallarını tuluklap uzun müddetlik ikametki iltimas kılalaydı. Birinci Türkiye'ye 2019 yıldın burun kirgeller iltimas kılalaydı. Onun din kiyin kirgeller başka kıldaki ikametki iltimas kılıdı. İkinci pasportu barlar pasportunun köpeytmesini, sayahat belgesi barlar köpeytmesi bilen uzun müddetlik ikametki iltimas kılalaydı. Üçüncü pasportu yokap getip pasportunun köpeytmesi barlar mı uzun müddetlik ikametki iltimas kılalaydı. Törtüncü yukurdaki şartki toşkallar Adliye Sarayı'dan adli sicil belgesi elip kılıdı. Beşinci pasport, pasportunun köpeytmesi, sayahat belgesinin köpeytmesi bulmağallar, ya ki pasport yokap getkenler pasportunun köpeytmesinden birini elip kilidu. 6. Töt parça resim tapşırıdu. 7. Uzun müddetlik ikamet üçün öçret numara elip, öçret künü gelgende köçmenler idaresi barısı buludu. 8. Yukarıki taleplerini püttürüp bulgallar, öçret künü ve saati de köçmenler idaresindeki M işhanesi çıkıdu. 9. İnsani ikametki iltimas kılgallar ya ki insani ikamet elip bulgallar mı uzun müddetlik ikametki iltimas kılalaydı. 10. Türkiye'de tuğulgallar, balılar tuğut belgesi ve köpeytmesini elip geliyordu. Dikkat kılışkı tikişlik noktalar. 1. Bu ikamet iltimasını cemiyet ve vakıflerde tizimlemaydı. 2. İmzağı berivatkallar uzun müddetlik ikametki iltimas kılalmaydı. 3. İmzağı berivatkallar insani ikametki iltimas kılıyordu. İltimas kılgan deyken insani ikamet bölümü karab çıkıp berişki tikişlik bulgallarına beriyordu, berişki tikişlik bulmağallarına vermeydi. Özünün kimliki hakkında kolude hiç kandak ispat bulmağallar kat'i iltimas kılalmaydı. Hürmet bilen Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği.
Hürmetli televizyon görüşler. Şuna kadar bugün haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah ertki programımızı görüşeceğiz. Sizlerine Cenab-ı Allah'a tavşırımız. Şuna kadar program ahırda ekran arası kibarlı hizmet taşırmağa köptün köp rahmet eytemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu.